Aysun Hanımcığım, hoş geldiniz. Evet, merhaba, kolay gelsin, Çok günaydın. teşekkürler, günaydınlar efendim, buyurun. Ben dün gece, bu gece gördüm rüyamı ve çok etkisinde kaldım. Sabah aradım, direkt dedim hani Beyaz TV'de var mıdır hocam? Heh, salı günleri. Evet, kayınvalidemin evindeyim, mutfakta. Benim 1,5 yaşında bir oğlum var. Daha yeni yeni dişleri çıkıyor tabii. Bir bakıyorum dişi düşmüş ağzının içine. Anne diyorum, bak diyorum, dişi düşmüş diyorum. Sonra bir bakıyorum bütün dişleri dilinin üstüne düşüyor. Ve dilinin üstünden dişlerini topluyorum. Bu kadar gördüm ama çok etkisinde Ne kaldım. yorumladınız acaba siz? Merak ettim. Siz ne düşünüyorsunuz Aysun Hanım? Yani bilmiyorum ki, diş görmek iyi değil falan diyorlardı Ben de ama. öyle bilirim. Heh. Şimdi Yani diş, yani sözünüzü kesiyorum ama dişi, işte dişinin düşmesi, dişinin kırılması hiç hayra alamet değildir diye öyle evet. biliyorum. Şimdi efendime söyleyeyim, Amentü Billahi suresinde hani diyor ya, hayır da şer de Allah'tandır ama Allah hayırdan yanadır. Gönderilen mesajda da Allah bir hayır göstermiş. Her mesajda bir hayır vardır. Yeter ki anlayalım. Çocuğunuzun ufak bir rahatsızlık atlatacağına, korkulacak bir durum olmadığına, dişlerinin dilinin üstünde olması evladınızın hürmetine, Cenab-ı Allah sizin rızkınızı genişleteceğine, birazcık ev ahalisinin sıkıntılarının var olduğuna, bu sıkıntının da zamanla aşılacağına, sizin de sabırlı olmanız gerektiğine işaret etmiş yani bu. Korkulacak bir durum yok. Yani çok teşekkür ederiz Aysun Hanım. Ben rüyamda, şimdi şey yapmak istemedim, sizin yorumunuzu bekledim. Rüyamda dişin düşmesi bir ölüm haberi falan diye biliyordum. Evet, öyle diyorlar. İnternetin çoğunda o yazıyor. Değil mi aslında? Yok. Şimdi mesela örnek veriyorum yani. Bir arkadaşımız geçen gün beni aradı. Bir rüyasını sordu. Instagram'dan yazdım abi dedi. Ulaşamadım sana. En son burada bulayım dedi. Yani seni kırmayayım dedim. Neyse bulduk biz de. Biz kırmadan adamı cevapladık. Dişinin dışarıya düştüğünü görmüş. İşine dikkat et dedik. Çünkü dikkat etmen lazım. Rızkınla alakalı bir problem yaşayacaksın. Adam ortayla ayrıldı. Ve parasını da şu anda alamıyor. Yani şu var, illa dişin kırılması, düşmesi ölüm Ölüm haberi değil. demek değil Peki. yani. Göksel mi, Göksal mı? Göksal Bey. Göksal Bey. Alo. Alo, Hoş selamun geldiniz. aleyküm. Aleyküm Aleykümselam. selam. Buyurun. Hocam benim bir rüya sorum vardı da. Buyurun. Dinliyoruz. Hocam ben bir köy yolundan giderken arı kovanı vardı. Arı kovanın yanından geçerken bütün arılar beni sarmaya başladı ve sokmaya başladı. Sonra ben soktuktan sonra Allah Allah dedim. Ondan sonra bir tane adam geldi. O sırada kelime-i şehadet getirdim. Ondan sonra bu iğnelerin ben teker teker böyle yukarı çıktığını gördüm. Ondan sonra adam teker teker cımbızla aldı çekti. Göksal Bey, Evet, buyurun hocam. Allah-u Teala Celle Celaluhu mesajını aynen şöyle vermiş. Namazı arada bir bıraktığınızı, onun huzurundan gittiğinizi, tekrardan Evet ona hocam. yönelmeniz gerektiğini, yapmış olduğunuz Anladım hocam. duaların karşılığını size vereceğini ve aynı Anladım zamanda hocam. eğer okursanız ya da dışarıdan herhangi bir okul bitirmeye çalışıyorsanız ya da Evet hocam. bunları başaracağınızı göstermiş yani. Anladım hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. İğnelerin de olması, size göz vuran, nazar vuran bir takım insanlar var. Bunların da size fayda vermediğini, yani Allahu Teala sizi tereyağından kıl çeker gibi sıkıntılarınızdan çıkaracağını göstermiş. İnşallah. Anladım hocam. Sağ olun. Siz Siz de de sağ sağ olun. olun. Hoşça kalın. Teşekkürler. Evet. Devam ediyoruz. Çok telefonumuz var. Kayseri'den Evet. seyircimiz var. Alo. Merhabalar Nur Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk, iyi yayınlar. Yasemin Hanımcığım, böyle can kulağıyla sizi dinliyoruz rüyanızı. Sağ olun, ben hemen rüyamı anlatayım. Buyurun. Şimdi bilmediğim bir evdeydim rüyamda. İnsanlar var etrafımda ama yüzlerini görmüyorum. Rüyadayken evin köşesinden bir ağaç çıkıyor ve ağacın üzerinden de gösterişli, güzel, yeşil bir yılan geliyor. Ama yılan hiç korkulacak bir tip de değil. Çok asil, güzel bir yılan. Ve yanımdan birisi diyor ki, işte bu asla yalan söylemez. Yılanın asili nasıl Konuş. oluyor çok merak Evet. ettim valla. Yasemin Yılan kardeşim, asla. Buyurun. bir soru soracağım. Muallakta kaldığınız bir durum var mı? Çünkü ona göre rüya burada ikiye bölündü. Yani muallakta kaldınız, karar veremediğiniz bir durum yaşıyor musunuz? Yani çok yaşadım hocam. Hem işimle ilgili hem başka şeylerle ilgili yaşadım. Tamam ama ben size rüyanızın, yani ister anlatın, ister dinleyeyim, ister dinlemeyeyim ama son neticeyi aldım zaten yılanla da. Nedir hocam? Yılan düşman değil mi? Yok. Yasemin kızımızın istediği şey olacak Allah izin verirse.
O muallakta kaldı. Evet. Kendisinin düşündüğü, bir türlü iki yakasını bir araya getiremediği bir olayın doğrudur. Çözüme karşılığı, yani kavuşacağını gösteriyor. Hadi Yasemin Hanım, gözünüz aydın. Yani devamını anlatayım. Üç tane şey söylüyor bana yılan. Söylesin. Evleneceksin diyor. Bir tane çocuğun olacak. 15 yıl içerisinde de yavaş yavaş öleceksin diyor. Bu kadar. Kızım, biz o tarafına bakmayalım Yasemin kardeşim. Biz rüyayı bitirdik. Senin iki yakan bir araya gelmediğin, senin hayatını ilgilendiren konunun son neticeye varacağını göstermiş. İnşallah. Yani Yasemin Hanım'a evlilik evet. Kapısı gözüküyor. Yani. İnşallah. Evet. Samsun'a gidiyoruz Ayşe Hanım hattımızda. Ayşe Hanım. Alo. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Hocam ben şimdi küs olduğum birisiyle barışmışım. Aynı yolda ilerliyoruz. Sonra bir tahta böyle ipten köprü, asma köprü görüyorum. Altı da yüksek bayağı, böyle dereler falan akıyor. Güldür güldür ama böyle bayağı. Sonra ben o köprüden geçerken, hatta sağlam mı bu köprü diye bir sallıyorum köprüyü. Köprü sağlam. Geçiyorum, karşıya kar var. Ayşe böyle, Hanım, bir soru soracağım size. Evet. Sorabilir miyim kardeşim? Evet, sorun, buyurun. Kimle küssünüz şu anda, dargınsınız? Eltimle. Tamam, devam edin siz. Devam edin. Geçtim o köprüyü ama o gelmedi. Ben dedi gelmem dedi. Geçtim ben o köprüyü. Sonra o 10 santim kadar kar vardı. İşte birkaç tane de çam ağacı var. Böyle dağ gibi bir yer. O kardan aldım. Böyle kar sanki yumuşamış, böyle hafif erimeye başlamış gibi. Sonra karşıdan 4 tane at geliyor. Ama renkleri beyaz. Beyaz beyaz böyle güzel atlar koşarak bize doğru geliyor. Ben korkuyorum. Köprüden tekrar geçiyorum. Bir geçiyorum böyle tepe gibi yüksek bir yer. Kara böyle topraktan. Sonra orada böyle tahtalar var ve o toprağı kazıyorum ama o kadar kolay kazılıyor ki kendiliğinden dökülüyor toprak. Söyleyebilir miyim? Yani böyle sabah ezanıyla uyandım sonra. Söyleyebilir zaten. Miyim? Daha ne söyleyeceksiniz hocam? Eltisiyle küs olduğunu bile söylediniz. Evet. Ya. Kimle küssün dedi. Evet. Bu kadar olur. Derler ki rüya sahibinin rüyası aynen şöyle nakil eder. Kişi, küs olduğu kişi bu kızımızı kıskanıyor. Fakat eltisi geri, mi? Evet, geri barışacaklar. Ve kıskanıyor mu eltiniz sizi? Yani biraz. Bütün aileyle sorun kızım, var. Kızım, o ev sizin olacak. Allah izin verirse. Ne evi? Evet. Duydun beni? Ne evi hocam? O ev sizin olacak. Yani huzurlu olun. Size büyüklerinizden bir ev kalacak. O ev sizin olacak. Bir de bir ev var bunlara. Öyle mi? Evet. Söyle. Hocam, ben rahatsızlığımla alakalı belki de biraz bir rahatsızlık yaşadım da. Yok kızım, yok. Onu atlatırsın ama sizin önünüzde bir ev var, bir mal sahibi olacaksınız. Köprü eğer kopsaydı ben başka bir yorum yapacaktım. Ama kopmadı. Gittin geri geldin. O yüzden evet. Bu rahatsızlığın atlatılıyor. Korkma, ama bir mal sahibi olacaksın diye zaten çekemiyorlar sizi. Eltinde mesele Allah hep gözlerden saklasın. Evet. Ama eltiler arasında hafif vardır değil mi böyle şey? Hafif. Şimdi iyi geçinen eltiler için bir şey söylemiyoruz ama genelde gelinler arasında böyle minik minik çekişmeler vardır. Evet. Allah'ım eltinin de iyisini versin, kayınvalidenin de iyisini versin, gelinin de iyisini versin. Keşke bugün ben bugün posa dua ediyorum herkese. Keşke Rus'la işle alakalı olsa ya. 3 günlük dünyadayız valla. Evet, evet. Fatih, kimi bağlıyoruz? Kudret Bey. Kudret Hanım mı? Hanım. Kudret Hanım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim. Hep beraber olsun. Buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi ben rüyamda bir tarla başındayım. Yolun ortasında duruyorum. Sağ ve solumda festival alanları var. Şenlikler var, kalabalık. O tarafa gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Elimde bir tane hırka var. Hı. Hırkayı yukarıya kaldırıyorum elimle beraber, uçuyorum. Ayağım bir adım yukarıda kalıyor. Uçuyorum, dimdik gidiyorum. Yani yürüyorum bayağı, uçuyorum da daha doğrusu. Hani insanlara çarpacağım diye korkuyorum, çekilin diyorum. Bana bakıyorlar, ses vermiyorlar sadece. O taraftan geçiyorum. Bir çocuk kabilesi var. Ama etraf birdenbire değişiyor, kötü oluyor. Kudret Hanım, bir soru soracağım size. Sorabilir çok miyim? Geliyor. Tabii. Şimdi rüya yine burada bizi başka bir yere götürdü. Evet. Siz bekar mısınız? Ona göre yorum yapacağım. Evet. Tamam kardeşim, bakın, bir tane çok istediğiniz, bir tane de istemediğiniz birileri gelecek size. Muallakta evet. Kaldığınız bu durum Allah izin verirse aşılacak ama sizin dediğiniz taraf olur, olmayacak diye bir şey yok ve bir muradınıza kavuşacağınızı göstermiş. Bu misafirlerin de yazın ya da yaza girerken geleceğini gösteriyor. Çünkü bir türlü
Yani verilen sözler yerine gelmiyor yani. Taşlar yerine oturmuyor ama inşallah bu sefer oturur. Hadi inşallah Kudret Hanım. Güzel haberinizi de bizimle paylaşın, olur mu? Öpüyoruz tamam. Sizi. Şimdi Satı Hanım'ı bağlıyoruz. Satı Hanım, İstanbul'dan. Alo. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle iyi günler diliyorum ben size. Çok teşekkür ederiz. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. Ben son günlerde oldukça bir, nasıl diyeyim, moralim bozuk bir hayat yaşıyorum. Hep rüyalarıma sığınıyorum. Açıklamayın ben, lütfen hiçbir şey açıklamayın. Satı Hanım, şimdi programımıza katılanlar biliyorlar ama bir dakika sizden şunu rica edeceğim. Sizin nezdinizde de herkesten rica ediyorum. Olur, evet. Programa bağlandığınızda yaşamınızla ilgili hiçbir bilgi vermeyin ki hocamız o rüyanın tabirini tabii tam ki, olarak sadece yapsın. Sadece şunu söyleyeyim. Yani çok sık rüyalar görmeye başladım. Allah'ıma hamd ediyorum. Evet. İlk gördüğüm bu rüyadan sonra daha sık rüya görmeye başladım. Ben ailem... Bir şey daha istiyorum kıldım. Sizden. Bir şey daha istiyorum Satı Hanım. Lütfen, lütfen kafanıza takılan bir taneyi sorun. Yani bir tanesini seçin, sorun. Çünkü sizin niyetiniz ikinciye de var. O yüzden bir tanesini sorun. Hocam, diğer arkadaşlarımızın hakkına girmiyor. Söyleyebilir miyim hocam? Lütfen. Hangisini söyleyecek? En son rüyası. En son buyurun, rüyayı. Buyurun. Hocam ben büyük böyle kavanoz görüyorum. Hani bayanlar arasında çay kavanozu dediğimiz kavanoz görüyorum. Ve bu kavanozu ıslak bir şekilde elime alıyorum. Ben bunu internetten araştırdım, bir türlü bulamadım. En son rüyamı size sormak istiyorum. Ne demektir hocam? Bir daha alabilir miyim? İçi boş bir kavanoz hocam. Tombul böyle top tarzında. Kırmızı kapaklı. Satı Hanım. Şekilde elime alıyorum. Satı Hanım. Efendim hocam. Siz boşuna kafanızı takıyorsunuz. Yani ne derler hani, vesvese yapıyorlar. Boşuna kafanızı takıyorsunuz kardeşim. Önünüze bakın. Önünüze bakın. Bütün istediğiniz, yani o olayla alakalı istediğiniz taşlar yerine oturacak. Çünkü elinize alıyorsunuz ya kavanozu. Evet hocam. Boş da olsa gelecek, dolu da olsa gelecek. Ama gelecek yani Allah'ın izniyle. Tamam mı kardeşim? Tamam kardeşim. Tamam hocam. Hocam çünkü... ya. Ya benim seyircim işte. Yok satıcım yok. Gerçekten ben bizim hükmü yer tabirlerinizi takip etmeye çalışıyorum internetten. Ve bu konu hakkında bir şey bulamadım ben. Hocam size dedi ki gerçekten kendi çok ciddi beklediği bir durum var. O olay gerçekleşecek. Sağ olun, öpüyorum sizi. Çok tatlısınız ya. İşte biz bu kadar doğalız. Tamam mı kardeşim? Tamam kardeşim. Şimdi kendini tam veriyor ya. Tam o anda veriyor, bağlıyor. Ay Allah'ım. Evet. Allah da sizi güldürsün. Evet. Zaten tamam. Bizde iki kardeşlik tamam var. Tamam kardeşim, geçiyorum diğer. Evet.